Evet arkadaşlar, şimdi Texter 0.6'nın kullanımı, kurulumunu göreceğiz. Bir tane Explorer sayfası açıp Google'a giriyoruz. Buradan Texter yazıp enterliyoruz. Çıkan ilk sayfa Lifehacker. Buraya ilk sayfaya tıklıyoruz. Sayfa açıldıktan sonra aşağı doğru iniyoruz. Burada bir tane video var. Birinci videoya geçiyoruz. İkinci video. Üçüncü video. Üçüncü videoya geçtikten sonra burada Texter Installer yeşil yazıyla buna tıklıyoruz. Burada çalıştır kaydet seçenekleri çıkıyor. Burada kaydet seçeneğine tıklayıp masaüstünü, buradan masaüstünü seçip buradan kaydet tıklıyoruz. Masaüstünü attıktan sonra buradan masaüstüne geldiğimizde böyle bir logosu var. Logoya çift tıklayıp çalıştır diyoruz. Program files install dedikten sonra finish. Sonra buradan bilgisayarıma tıkladıktan sonra C'den program files'ı buluyoruz. Program files'tan aşağıya inip Texter buraya atmış oluyor sayfasını. Buna da çift tıklayıp burada şu logoyu gördüğümüz zaman buna çift tıklıyoruz. Buna çift tıkladıktan sonra burayı kapatıyoruz. Bu program açıldı şu an. Açıldıktan sonra buraya, saatin buraya, buraya şu şekilde logosu gelmiş olacak. Buna çift tıklıyoruz. Açtığımızda böyle bir sayfa geliyor. Bunlar bende hazır şeyler. Bunlar sizde olmayacak. Boş bir sayfa gelecek. Bunun için yeniden sayfa yapmak için burada artı işareti var. Artı işaretine tıklıyoruz. Burada hostring. Bu hostring'e mesela kısa yol için işte hoş geldiniz yazmak için HH yazıyoruz. Sadece HH veya siz nasıl isterseniz bir yazın, GG yazın. Onu siz belirlersiniz. Bunu buraya yazdıktan sonra burada Enter your replacement text here var. Burayı bu şekilde siliyoruz. Buraya ne yazmak istediğimizi yazıyoruz. Hoş geldiniz. Slash 11 slash 11 deyip veya nasılsınız slash 11 yazıp bunları yazdıktan sonra yazacağımız şeyleri, yani kamyonda yaptığımız her şeyi aynısı gibi yazıyoruz. Çiçekleri falan buralara yerleştiriyoruz. 11 işte gülücük için 1 falan. Ondan sonra bunları yazdıktan sonra burada tab işaretini, bu şekilde boş halde gelir. Bunu bu şekilde tab tıklıyoruz. Burada tık oluyor. Ondan sonra burada şu ayarlardan hiçbirini ellemiyoruz. Text, default, bunlar default text, bunlar normal duruyor. Buradan OK diyoruz. Burada daha bu olduğu için bunun aynısından var dedi bende. Onun için kabul etmiyor. Bunu işte TT olarak yapalım. Veya UU yapalım. OK diyoruz. UU yaptığımızda UU buraya geliyor. UU burada. Tekrar yeni bir kayıt için aynı şekilde buraya aynı şeyleri yapıyoruz. Artıya bastığımız zaman aynı şeyleri. Eğer UU'nun ismini değiştirmek istiyorsak burada sağ tıklayıp buradaki seçenekten buradan tekrar UU'yu değiştirebiliriz. Buradan tekrar buna da OK diyoruz. OK dedikten sonra kamyonu açıyoruz. Buradan işte bot'a tıklayalım. Bot'la konuşalım. Ne yapmıştık? UU yapmıştık. UU yaptıktan sonra buradan tab işareti var. Buna caps lock'un üstünde tab işareti. Buna basıyoruz bir tane. UU yazıp tab işaretine basıyoruz. Burada ne yaptığımız hazır olarak çıkıyor ve gönderiyoruz yazıyı. Burada yapmamız gereken bir şey daha var. Burada saatin buradan buna çift tıklıyoruz. Buradan UU'yu açtığımızda buraya geldiğimizde en son yazı bittikten sonra burada bir tane Enter'a basıyoruz ki yazımızı gönderdikten sonra tekrar kamyonda bir daha Enter tuşuna basma şeyimiz olmasın. Yani burada tekrar bota gelelim.
UU yazıp tava bastığımda otomatik yazı kendi enterlamış olacak bu şekilde. Kullanımı bu şekilde. İyi günlerde kullanın.